İyi akşamlar, ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı haber bültenine hoş geldiniz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'yi temsilen Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Komisyonu üyesi olarak Fransa'nın Starbus kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurul toplantısına katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'yi temsilen Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Komisyonu üyesi olarak Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurul toplantısına katıldı. Şahin toplantıda mülteci sorunuyla karşı karşıya gelen sınır bölgelerindeki belediyeler konulu sunumunu gerçekleştirdi. Başkan Şahin'in Türkiye'nin tüm üye ülkelerine ders olabilecek göç politikası hususunda ailen bebeklerin ölmemesi için imkansızı başararak yaptığı fedakarlıklar hakkındaki konuşması tam not aldı. Mültecilerin gelmesiyle birlikte şehrin bir anda %20 büyüdüğünü ve 2023'te ulaşılması gereken nüfusa bir anda ulaştıklarını söyleyen Şahin, bakanlık tecrübeleriyle iki bacaklı sorunu çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Yaptıkları en iyi projelerden bir tanesinin eğitim projesi olduğunu söyleyen Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü. Bir anda şehriniz %20 büyüyor. 2023'te ulaşmanız gereken nüfusa bir anda ulaşıyorsunuz. Bu iki bacaklı yönetilmesi gereken çok önemli bir planlama yapmanız ihtiyacını doğuruyor. Birincisi, 500 bin mülteci şehre geldiği zaman bu daha fazla konut, daha fazla yol, daha fazla su, temel belediyecilik hizmetleri açısından baktığınız zaman altyapı, üst yapı gibi çok temel ihtiyaçları gidermeniz gerekiyor. Ayrıca iki bacaklı sorunu eğer iyi bir şekilde yönetemezseniz çok daha büyük sorunları, radikalizm, terörizm, ırkçılığın yükselmesi gibi çok büyük sosyal sorunları doğuracağını biliyorsunuz. Bunun üzerine özellikle benim bakanlık tecrübemle biz iki bacaklı sorunu çözmeye çalıştık. Birincisi, gelen mültecilerin bu temel ihtiyaçları, şehirdeki temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, ikincisi onlarda bu şehirde yaşaması için gerekli olan rehberlik, bilgilendirme, danışmanlık gibi sistemi kurmak, kendi belediye bünyemizin kurumsal kapasitesini buna uygun hale dönüştürmek. İkincisi de kendi vatandaşlarımıza onlarla birlikte yaşamak için gerekli bilgilerin verilmesini sağlamak. İki boyutlu bu meselenin bir zorunluluk olduğunu, bir keyfiyet olmadığını, insanların canını kurtarmak için bombaların altından kaçarak buraya geldiğini ve bundan dolayı sevgi diliyle bakmamız, empatiyi geliştirmemiz, kendimizi onların yerine koymamız gerektiğini ve nasıl olsa bu mesele çözüldüğünde bunların yeniden döneceklerini, biraz sabrettiğimiz zaman bu işin çözüleceğini, bu süreçte de devletimizin şehrin üzerindeki yükünden dolayı çok daha büyük devlet yatırımları yaptığını anlatarak iki taraflı sorunu çözmeye ve en az zararlı şehri buradan çıkarmaya çalıştık. Yaptıkları en iyi projelerden bir tanesinin eğitim projesi olduğunu söyleyen Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü. Bana göre yaptığımız en iyi projelerden bir tanesi eğitim projesi oldu. Önce şehirde ne kadar 18 yaş altı çocuk var eğitim hayatında, onları çıkardık. Bu çocukların hemen eğitime devam etmeleriyle ilgili hukuki düzenlemeleri, yönetmelikleri değiştirdik. Ve çocuklarımızın birlikte okuma modeli dediğimiz, birlikte okuyacakları modeli geliştirdik. Böylece ben başkan olduğumda 2014 yılında yalnızca 3000 çocuk eğitim hayatındaydı, mülteci çocuk. Şu anda 70 bin çocuk eğitim hayatına kazandırıldı. Daha da önemlisi, bu sene eğitim hayatına başlayacak olan çocukların %95'i eğitim hayatına başlamış oldu. Aslında eğitim projemiz hakikaten Nobel'lik bir proje ve bir nesli kaybetmeden onları sistemine dahil edeceğimiz bir proje oldu. Bunun dışında kadınlar çok önemli. Özellikle onlara sosyal destek projelerini güçlendirirken kendi belediyemizde, kendi halkımız, kendi kadınlarımız için yaptığımız bütün projeleri onları dahil ettik. Mesela gelin etmeyin okula gönderin, çocuk yaşta gelin olmasın, eğitim hayatlarını devam ettirsin diye önemli bir projeyi
kendi çocuklarımız, kız çocuklarımız için yaptığımız projeyi mülteci çocuklara da dahil ettik. Kadınlarımıza meslek kursları düzenliyoruz. İstihdam odaklı. Kadınlarımızın yaşam kalitelerini ve mesleki yeterliliklerini güçlendirmeye çalışıyoruz. Bunu mülteci kadınları da dahil ettik. Bugün GASMEK dediğimiz kurslarda ücretsiz hem dili öğrenebiliyorlar, hem istedikleri bir mesleğe sahip olabiliyorlar. Sanat kursları, musiki gibi kültür ve sanat taleplerini de karşılayacak birçok çalışmaya Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz kurs veriyoruz ve bu kursları tamamlayanlara sertifika programıyla istihdam oluşturma noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunlar bize kadın ve çocuk merkezli önemli projeler oluyor ve etki analizlerine baktığımız zaman birçok yaşama dokunduğumuzu ve onların hayata tutunmalarını sağladığımızı görüyoruz. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde en önemli hayallerinden birini açıkladı. Gaziantep ile Kilis arasında yeni bir şehir kurmayı hayal ediyorum diyen Tahmazoğlu devamında bakın neler söylemiş. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Başkan Vekilleri Cuma Güzel ve Birol Ülger'le birlikte Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ayı ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Adana Spor Maçı. Adana ne işin? Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu cemiyet yönetimiyle fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Tahmazoğlu basının zor şartlar altında çalıştığını ifade ederken doğru haber almanın vatandaşın hakkı olduğunun altını çizdi. Yeni seçilmenizden dolayı hem şahsınızı hem yönetiminizi tebrik ediyorum. Rabbim ayrı hizmetlere vesile etmesin inşallah. Gaziantep hepimizin her birimiz bir tarafından tutarak daha iyi, daha güzeli gitmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bizler icra makamındayız. Sizler de bunu tanıtan, halkın doğru haber alma hakkını sağlayan kurumlarsınız, kuruluşlarsınız. Şimdi bu anlamda bizlerle birlikte sizler de zor şartlarda görev yapıyorsunuz. Evet. Kolay değil ama bir kutsal bir görev. Şu anda iletişim aslında yaşıyoruz. Anında güncel doğru bir haber almak her vatandaşın hakkı. Sizler de buna vesile olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Başkan Tahmazoğlu projelerinden de bahsetmeyi ihmal etmedi. Kentsel dönüşüme önem verdiklerini dile getirirken Yamaçtepe'yi ise piknik alanı olarak düzenlediklerini kaydetti. Mesela Yeşil Vadi bulvarını açtık. O parkın gölgesinde kaldı bulvar aslında. O bulvar da çok önemli bir bulvar. 12 kilometre uzunluğunda 12 şeritli bir yoldadır. Yeşil Vadi Bulvarı, havaalanından başlayıp şu an Şahin Bey Parkı'nın oraya kadar devam eden yolumuz. Şu an eski garajları açıyoruz. %95 seviyesine geldik. Hoşgör Meydan'dan Özdemir Bey Caddesi'ne, İnönü Caddesi'ne alternatif yeni bir bulvar açıyoruz. O da 40 metre genişliğinde. Evet. Özdemir Bey Caddesi 30 metre, burası 40, daha da geniş bir cadde. Yamaçtepe'yi açtık. Orası da önemli. Gaziantep'e rahatlatacak 12 milyon metrekare. Tüm yolları bitti. Park bir tanesini söylediniz. Geriye 605 park kaldı söylemeye. 606 tane park yaptık. Elhamdülillah. Gaziantep'i bu anlamda yeşile doyurduk. Yeter mi yetmez. Şimdi Yamaçtepe Ormanı Orman Bakanlığı'na kiralamıştık. Şu anda orayı piknik alanı olarak düzenliyoruz. Yani yakında orayı da açacağız. Gaziantep'e Büyükova, Erikçe, ben sonra 3. Mesir alanı. Burç'tan sonra 4 diyebiliriz. Burç'ta var. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu en büyük hayalini ise yine buradan açıkladı. Benim hayalimde olan projelerden bir tanesi de bu Gaziantep Kilis arasına yeni bir şehir kurmak. Şahin Bey Polatili Sanayi Sitesi'nin yanına 250 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir. Güçlü ulaşım bağlarıyla şehre de bağlandığı zaman orada özellikle organize çalışacaklar şu andaki sıkıntıyı yaşamasını istiyoruz. Şu anda biliyorsunuz organize sanayiden şehre günde 20 kilometre 200 binden fazla insan taşınıyor. Git gel git gel. Günde en az 2 saatleri yolda geçiyor. O zamanı kendilerine ayırsa, çocuğuna ayırsa, tamam. Dinlenmeye ayırsa daha verimli olur. Şehrin trafik yükünü de. Trafik yükünü rahatlayacak. İşverenlerin de
her işçinin sadece ulaşımdan dolayı 150-160 lira maliyet geliyor. O da ortadan kalkacak. Hem yüresel hem yatay mimari uygun bir yapılaşma orada planlıyoruz inşallah. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aysa Tahmozoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken Gaziantep için güzel projelere imza atacaklarını kaydetti. Eylül ayının 15'inde kongremizi yaptık. 14 kişilik yönetimizle yeni startımızı verdik. Allah'ın izniyle Gaziantep'e güzel hizmetler yapan güzel projeleri imza atacağız hep birlikte. Bugün değerli başkanım 1 milyon nüfusa yaklaşan 57 ilden daha büyük Şahimiye Belediyesi'nin değerli başkanıma tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli başkanımız ile Gaziantep basını olarak kendisinin zamanında uyumlu bir çalışmamız oldu. İstediğimiz zaman doğru haberler, doğru veriler alma noktasında uyum içerisinde çalıştık. Bundan sonra da uyum içerisinde çalışacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Şahinbey Belediyesi'nin Gaziantep adına yapacağı her türlü faydalı projede Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak kendisine destek vereceklerini vurgulayan Başkan Ay şunları kaydetti. Değerli başkanımın Gaziantep adına yapacağı her türlü faydalı projede Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak kendisine destek vereceğiz. Değerli başkanımın birkaç tane örnek verecek olursak Gaziantep'e yapmış olduğu çok güzel hizmetler var. Örneğin 1 milyon 700 bin metrekare olan Türkiye'nin en büyük parkı Yeşil Vadi'yi Şahin Bey'imize, Gaziantep'imize değerli başkanım kazandırdı. Yine dönüp baktığımızda çocukluğumuzdan beri bildiğimiz Düzdepe yolu Özdemir Bey Caddesi 40 yıldır kanayan bir yaraydı. Başkanım hançeri vurdu. Orayı 6 şeritli güzel bir yol haline getirdi. Yine dönüp baktığımızda tarihi konaklarımızı, evlerimizi değerli başkanımın çalışmalarıyla yine Gaziantep'imize kazandırdı. Yine en güzel takdir ettiğim hizmetlerinden birisi Çanakkale'ye ecdadımızı tanıma imkanı, orada bu vatanın nasıl kurtarıldığını göstermek için bu zamana kadar 79 bin tane öğrenci kardeşimizi oraya götürdü. Burada bazı çocuklar, hatta çoğu uçağa binmemiş kişilerdi. Sağ olsun başkanım, onların her şeyini karşıladı. Ecdadımızı bu toprakların nasıl kazanıldığını onlara da göstermiş oldu. Çocukların gözü önünde hırsızlık yaptı. Şarjda bulunan cep telefonunun göz göre göre çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çocukların gözü önünde hırsızlık yaptı. Olay Gaziantep'te bir internet kafede meydana geldi. Kafede internete giren bir şahıs dışarıya çıkacağı esnada şarjdaki cep telefonunu fark etti. Kısa sürede etrafı kolaçan eden şahıs bilgisayar başındaki çocuklara rağmen cep telefonunu uzandı. Hızla telefonu şarjdan çıkaran şahıs kendisini gören kimsenin olmadığına kanat getirmesinin ardından cep telefonu cebine koyarak internet kafeden ayrıldı. Şahsın o anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şehit Kamil Belediyesi Kasım ayı 2. Birleşimi Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Gündemdeki 4 madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Şehit Kamil Belediyesi Kasım ayı 2. Birleşimi Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Gündemdeki 4 madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Mevcut tarihi oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yaklaşan seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu vebali bir iş yaptıklarını kaydetti. Gerçekten vebali bir iş yapıyoruz. Yükü ağır ama duası da bol bir iş. İnşallah bu çalışmış olduğumuz süre içerisinde yapmış olduğumuz doğru işler neticesinde vatandaşlarımızdan hayır dua alabildiysek ne mutlu bize. Tabii %100 memnuniyet sağlayabilmek kolay olmuyor. Çünkü belediyecilikte almış olduğumuz bir karar birinin menfaati neyse öbürünün aleyhine olabiliyor. Bu sıkıntı ister istemez negatiflikte oluşturuyor. Ama esas olan gerçek manada hem Allah'ın rızasını alabilmek hem de toplumun geniş kesimlerinin rızasını alabilmek adına yapılan işlem varsa burada başarı var demektir. Ben tekrar emeği geçen tüm arkadaşlara bunu bir veda konuşması olarak
daha 4 meclisimiz var inşallah. Şu anda gündem hareketlendiği için konuşma ihtiyacı hissettim. Allah emekleri zayi etmesin. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize aileler teşekkür ediyorum. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde başta kağıt olmak üzere ham madde fiyatlarındaki anormal artışlara dikkat çekti. Yıldırım, kağıtta KDV 1'e düşürülsün, hatta 0 KDV uygulanması olsun dedi. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde başta kağıt olmak üzere ham madde fiyatlarında anormal artışlara dikkat çekti. Başkan Mehmet Tuncay Yıldırım beraberinde Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette basının içinde bulunduğu ekonomik durumlar masaya yatırıldı. Gazetecilerin kendilerine güç ve değer kattığını söyleyen GETO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkürler. Sizler bizlerin mesai arkadaşlarımızsınız. Birbirimizden ayrı düşünme şanslarımız yok. Basın da bize güç katıyor, değer katıyor. Biz her zaman kendi seçildiğimizde de söyledik. Paydaşlarımızla birlikte şehre değer katacak olan her türlü kurum ve kuruluşla ve kişiyle birlikte çalışmak bizim en büyük şiarımız olacaktır. Bu şehirle ilgili söyleyecek sözlerimiz vardır. Artı bu şehrin sosyal ve ekonomik yapısı dışında sosyal ve kültürel olarak da çocuklarımıza borcumuz vardır. Bizlerin hepsi bu şehirde yaşıyoruz hepimiz. Tamam. Bizim bu şehrin sosyal ve kültürel yapısı dolayısıyla kendi çocuklarımıza borcumuz var. Sizlerin de var, bizlerin de var, bu şehirdeki tüm kurumların var. Elbette her zaman için aynı kulvarda yürüyemeyebiliriz. Ama asgari müşterek de değil, azami müşterekle birleşmek en büyük amacımızdır. Ziyaretten dolayı memnun olduklarını ifade eden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aysa yerel basına önem verilmesinin gerektiğine vurgu yaptı. Ticaret odasıyla iç içe uyumlu bir çalışma sürecindeyiz şu anda. İnşallah bunu arttırarak ileriki günlerde devam ettireceğiz. Aslında değerli başkanım, değerli yönetimi göreve geldikten sonra güzel hizmetler yapmaya çalışıyor. Biz inanıyoruz ki ticaret odası eski özlediğimiz ticaret odasından çıtayı daha da yükseltecek bu yönetim. Onunla ilgili inancımız tam. Bizler ticaret odamızın her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Gaziantep'in faydasına olacak her türlü projede destekçisiniz değerli başkanım. Gaziantep biliyorsunuz ortak akılla yönetilen bir şehir. Gerek turizme, gerek ekonomisi, gerek gastronomi yönden zengin bir şehir. Hep birlikte inşallah bir ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah hep birlikte el birliğiyle bu zorlu süreci de el birliğiyle atlatacağız. Onu biz yönetim olarak bir rapor hazırladık. Adalet Bakanımıza, değerli milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve sizlere de sunacağız. Gerçekten yerel basına önem verilmesi gerekmektedir. Bu konuda da sizlerden destek isteyeceğiz. Elinizi taşın altına koymasını isteyeceğiz. Biz bu şehirde her şeyin Gaziantep basının da nasıl ekonomide, ihracatta hedefe ulaşabiliyorsak Gaziantep basını olarak da Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak da güzel projeler yapmak istiyoruz. Burada da ileriki günlerde sizleri ziyaret edeceğiz. Sizlerin de desteğine, gücüne her zaman ihtiyacımız var. Hiçbir güvenlik önlemi almadan bir binanın 5. katında çalışan işçi, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı izliyoruz. Hiçbir güvenlik önlemi almadan bir binanın 5. katında çalışan işçi, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Gaziantep'te Beylerbeyi mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın 5. katında çalışan ve hiçbir güvenlik tedbiri almadan çalışan işçileri gören vatandaşlar hemen görüntüyü cep telefonu kameralarına kaydetti. Görüntüde inşaat işçisinin 5. katın köşesinde çalıştığı görülürken hiçbir güvenlik tedbirinin olmaması da gözlerden kaçmadı.
Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar.